Merhaba arkadaşlar. Bir Photoshop eğitimiyle daha karşınızdayım. Bugün size farklı bir araç göstereceğim. Bu araç edit kısmında Puppet Work diye bir aracımız. Photoshop'un bize sunduğu bir araç. Arkadaşlar öncelikle yapmak istediğimi söyleyeyim. Böyle bir çizim yapmıştım daha önceden e, tahtaya. Bu çizimi ben buradaki eğik pizza kulesini düzleştirmek istiyorum. Peki bunu nasıl yaparım? E, bir kısa yolu var bunun. Öncelikle onu göstereceğim. Uzun yolunu göstereceğim sonra. öncelikle resmi kesiyoruz arkadaşlar. Resmi istediğimiz yerden ben pen tool seçeneğini kullanarak kesiyorum. Kaydediyorum bakalım. Evet arkadaşlar pizza kolesi hakkında küçük bilgi vereyim size. 1173 yılında yapılmaya başlanmış arkadaşlar. Ve inşaat sırasında Pizza Kulesi eğilmeye başlamış. Ve bir süre sonra durdurmuşlar e, o dönemde. Sonra savaş nedeniyle falan da hani bu düzey durmuş, yapıt durmuş yapılması. Sonra tekrar inşa edilmeye başlamış. Ve şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Yani hem yapayım hem küçük bilgi vereyim. Küçük bilgiler vereyim. E, 7 tane çan bulunuyor arkadaşlar ve 7 katlı. Bu 7 kat e, çok uzun sürede yapılmış. Bu 7 çan ise e, Her bir notayı temsil ediyor Arkadaşlar nedir bu dersek bir çan kulesi Katedralin yanındaki bir çan kulesidir Evet Kestikten sonra Edit kısmından Öncelikle pardon öncelikle kesiyorum Yani Fotoğraftan tamamen ayırmamız lazım CTRL-X dedim CTRL-V dedim Şöyle bir ayırdık Bu işlemi iptal edelim Burayı doldurmamız lazım. Şöyle bu rengi seçebiliriz. G'ye basabiliriz. Pardon. Öncelikle alanı seçmemiz lazım. G'ye basabiliriz ve doldu. Bunu başka yolda da yapabiliriz. Eğer resminizde başka şeyler varsa yani bu kadar sade bir resim değilse ne yapacağız o zaman? Daha önceki videolarda gösterdim. Fil kısmına tıklıyoruz. Kostüm ever seçeneğini tıklı. Content ever seçeneğini tıklıyoruz. OK'ye tıklıyoruz. Evet dolduruyor. Fil seçeneği arkadaşlar bilgisayarın hızına bağlı yavaşlığı. Her bilgisayarınız hızlıysa çabuk bir sonuç alırsınız. Evet arkadaşlar Pizza Kulesi yaklaşık 58 metre. 296 adet merdiveni var. Sonralarında eğik ol, eğiklik gittikçe arttığı için işte son dönemlere doğru artık kurul toplanıp onu tekrardan arkadaşlar düzeltmek için inşaata başlıyorlar. Yani tekrar restore ediyorlar. Ve günümüze kadar kalıyor. Eğer bu işlemler olmasaydı tabii ki bu eğikliğin sonucunda yapı yıkılırdı. Evet buradan arkadaşlar Clone Stop Tool'a tıklayıp bu kalan yerleri de yapabilirsiniz. Hani ben iki yol gösterdim burada. Sonra arkadaşlar burası temizlendi. E tamam Layer 1'imizi açalım. Nerede? Eski yerini alalım. Eski yeri şuradaydı. Şimdi CTR ile T dediğimizde bakın. Free Transform'da yani hani düz yapabiliriz ama belirli şeyler var. Mesela ben bunu biraz daha bu tarafa eğik olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Yani şuradan kırılıp bu tarafa doğru eğdirmek istiyorum. Olmuyor arkadaşlar. Yani hani buradan yapamayız. Belki Warp seçeneğinden yaparız. O da mesela buraya götürürken burası bozulur. Şöyle yaptığımızda hani biraz daha böyle iş zorlaşıyor arkadaşlar. Bunun daha kolay yolu var. Şöyle tıklıyoruz. Buradan Puppet Warp kukla aracını seçiyoruz. Böyle bir işlem çıktı bize. Buradaki işlem sizin ne kadar ayrıntınız çoksa orada arttırabilirsiniz. Mesela buradan more points daha fazla nokta seçebilirsiniz. Benim için bu en düşük point kısmı yeterli olacak. Şimdi kıpırdamaması gereken sabit noktayı seçiyoruz. Ve döndürmek istediğim yeri seçiyorum. Hatta burada 2-3 nokta seçersen daha sabit kalır. Sonra buradan fareyle tutup bakın arkadaşlar. Peki ortada bir boğum oldu. Ne yapacağız? Hemen ortayı tıklayıp ortayı da burada düzeltebilirsiniz. peki şöyle yaptığımızda mesela Biraz önce dedim ya. Yani istediğimiz şekilde eğip bükebiliyoruz. E bunlar nerede kullanılır? Mesela bir fotoğraf çekmişsinizdir. Elin mesela e, olması gerekenden biraz daha aşağıya da yukarıda çıkmıştır. Bu seçenekle seçersiniz. İstediğiniz gibi ayarlarsınız. Artık bu iş yaratıcınıza kalmış. Hani şöyle. Peki arkadaşlar ben mesela buraya tıklayacağım. Daha da eğeceğim. Böyle eğeceğim. Mesela bunun üstüne gelsin diyorum. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle çalışmanın üstünde şu an. Yani birinci çalışmanın şu alttaki tabakanın üstünde gördüyseniz. Bu da yani pininizi yukarıya da aşağıya götürebiliyorsunuz noktanızı. Buradan şöyle tekrar düzeltelim. Ben şöyle düzelteyim. Evet, bu eğim olmasaydı pizza kulesi bu kadar ünlü olur muydu bilmiyorum. Nerededir bu pizza kulesi? İtalyan'ın pizza şehrinde arkadaşlar. Mucizeler meydanındadır. Neden mucizeler meydanında? Çok fazla güzel yapıtlar vardı arkadaşlar orada. Hani bu güzelliklerin sonucu oraya bir mucizeler yapıtı demişlerdir. Mucizeler meydanı demişlerdir. Şöyle. Evet, burada da sabitleyelim ve Enter'a basalım arkadaşlar. Bakın. Tamamen düzeldi. Yani ekstra yapmak istediğiniz işlemler varsa mesela basit işlemler yapabilirsiniz. Burada transform kısmında perspektif verebilirsiniz. Şöyle biraz daha perspektif isterseniz yapabilirsiniz. Ben geri alayım. Bu kadar yeterli olacaktır bu videoda. Ee, her şeyi bahsettim. Diğer kısmı mesela orijinaliyle evet orijinaliyle farkı bu arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Kopyalayayım. bu eğik kısmı, Evet bu eğik kısmı bu da düzelttiğimiz kısım arkadaşlar. Yani çok bir mesela şey yok, deforme yok. Mesela burası düz gördüyseniz. Ama mesela burada CTRL T dediğimde bu düzlük mesela biraz daha çapraz oluyor. Fark ettiyseniz. Mesela şöyle yaptığımda gördünüz mü? Bu düzlük çapraz ama burada düz. Yani bu farkı oradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize